Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyatina kurrata ayunin ve ec'alna lil muttaqina imama. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alamin. Kehf suresinin 7. 8. ayeti ile birlikte En'am suresinin 32. ayetinin tefsiri olan 17. sözü okumaya devam ediyoruz ve bu ayeti kerimelerde zahiren görünen sanki birbiriyle pek uyuşmuyor gibi olan manaların aslında nasıl uyuşuyor olduğunu yine ayeti ayetlerle tefsir etmek suretiyle ayeti kerimelerin kendi içindeki yapıdan faydalanarak ayeti tefsir etme Risale-i Nur'un ana prensibiydi. Ona göre yapıyor. Yani ayeti kerimelerdeki geçen kelimelerin ve kelime dizilişlerinin o ayetlerden anlaşılması gereken manayı içerdiklerini, yani Kur'an'ı Kur'an ile anlamak gerektiğinin en güzel örneğini özellikle çağımızda Risale-i Nur'larda görüyoruz. Kur'an'ı Kur'an ile anlama örneği. Rivayetlere ya da eski hikayelere, eski hikayelere girmeden Kur'an'ı tarihsel bağlamında anlama gibi bir usul takip etmeden kendi kelime yapısı içerisinde, kendi kelime düzeni içerisinde nazm deniyor ona, kendi nazmı içerisinde Kur'an'ın hangi anlamı, hangi maksadı nasıl vurgulamak istediğini ne dikkat ederek yapılan bir tefsirdir Risale-i Nur. Onun için Risale-i Nur'ların tefsirinde diğer daha önceki yapılmış tefsirlere bir referans verilmez. Yani onlar yanlıştır anlamında kesinlikle değil. Fakat prensip olarak bir başkası bu konuda şöyle dedi diyerek Risale ayet tefsiri yapılmaz Risale-i Nur'da. Diğerleri okunur, diğer insanlar neler anladı, onların hepsi anlaşılır. Yani insanın aklına, zihnine yerleştirilir ki müellif öyle yapıyor. Kendisi insanlar bunlardan ne anladı diye dolduruyor bilgileri. Ondan sonra ayeti kerimenin bizzat kendisine bakıyor. Bu ayeti kerime hangi meseleyi anlatmak istiyor, nereyi vurgulamak istiyor ve vurguyu nasıl yapıyor? Genellikle ayeti kerimelerdeki kelime sıralamalarındaki vecih-i nazmındaki ilişkiler ağı ayeti kerimede vurgulanmak istenen konuyu ve o konunun delillendirilmesini içeriyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in kelamullah olarak ilmi ezeliğinden gelen bir konuşma olarak taşıdığı mucizevi özelliğinden kaynaklanıyor. Said Nursi bu özelliğin farkına vararak ayeti kerimeleri de anlamada veya açıklamada burada neler demek istiyor sorusunun cevabında Kur'an'ın bu özelliğinden faydalanarak tefsir etmeye çalışıyor. Şimdi Kehf suresinin 7. ve 8. ayeti kerimesinin birincisinde Bismillahirrahmanirrahim İnna cealna ma alel ardı zîneten leha linebluvehum eyyuhum ehsenu amela. Birinci ayette biz yer üzerinde ne varsa, çok kabaca anlam olarak, yer üzerinde ne varsa onu bir zinet olarak yaptık diyor. Şimdi kabaca Türkçe anlamamızda peki bunu niye zinet olarak yaptık? Çünkü diyor linebluvehum, sizi belalandırmak için, yani bu kelimeyi imtihan etmek için ya da size bir imtihan vesilesi olsun, sınav yapalım, bir test yapalım bakalım nasıl bir insanmış bunların diye
anlamında değil dedi, dedik bir beladan maksat terakki vesilesi olsun diye yaptık. Amel üzerinde de durduk. Hanginiz amel yönünden daha güzeldir sorusunun cevabını bulmak üzere. Her neyse onların üzerinde çok durduk. Fakat ikinci ayetle olan ilişkisinde وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. Şimdi bu kadar güzel yaptın, her şey çok güzel de sonra neden tutup da bunların hepsini kupkuru bir toprak haline kurutup yani kahredip ona kahretmek diyoruz ya, bir şey yaratıyor ondan sonra onu sanki öldürüyor ya da kurutuyor, toprağa geri gönderiyor. Bu şekilde yaratılıyor değil mi? Güzel yaratılıyoruz, bebeğiz, bebek olarak yaratılıyoruz, geliştiriliyoruz, genç yapılıyoruz, sonra genç olarak yaratılıyoruz, sonra yaşlandırılarak yaratılıyoruz, hep yaratılıyoruz. Şimdi böyle şimdi çok güzel yaptın da bu ziynet, bu güzellik ne oldu, neden bunlara ölüm verdin ya diye geliyor insana. Niye bunları bir de toprağa çürütüp kurutup toprak haline geriye dönüştürüyorsun gibi geliyor. Bunun için bir açıklama gerekiyor. Bu açıklamayı da hatta وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعَبٌ وَلَهُ ayetinde de En'am suresinin 32. ayetinde de bu dünya hayatı pek o kadar da önemli bir şey değil. Yani oyun, oyalanma yeri. Çok da ciddiye almayın. Ha, dikkat edin, kendinizi kaybetmeyin diyor. Neden? Böyle bir soru, böyle bir ayet, hem dünyayı çok güzel tezyin ettik, süslendirdik, sizin için mesire yeri yaptık, sefahet yeri, sefahet diye yanlış söyledim, kusura bakmayın. Yani saadet yeri yaptık. Buradan memnun olacaksınız. Memnun olacağınız bir şekilde yarattık. Ama şimdi neden bu önemli değil, bu dünya oyalanma yeri, oyuncak yeri. Bununla kendinizi oyalayıp durmayın diyorsun. Diyor ayeti kerimelerde. Böyle bir sanki birbirine çelişkili gibi görünen bir hal var. İfadeler var. Bunların ne demeye geldiğini anlatmak için yine ayet-i kerimeden Araf suresinin 156. ayet-i kerimesindeki ve rahmeti ve sa'at külle şeyin esas ayet-i kerimesini esas almak suretiyle rahmetim her şeyi ihata etmiş diye kabaca yine Türkçe ifade edecek olursak, böyle maallendirme falan zaten çok önemli değil. Kabaca ne anlıyoruz biz buna? Rahmetim her şeyi ihata etmiş, kapsamıştır. Yani rahmetimin dışında hiçbir şey yok. Bu ayeti kerimeden, bu ayeti kerimenin de rehberliği altında düşünmeye devam etmek suretiyle o çürüyenlerin, kuruyanların, kuruyup artık görüyoruz hayatımızda, canlılar büyüyorlar, gelişiyorlar, ölüyorlar, sonra toprak şekline dönüştürüyorlar bu dünyadaki görünen şekliyle. Bu çürüyenlerin, kuruyanların, toprağa dönüştürülenlerin, toprak haline, kuru bir toprak haline getirilenlerin neresinde acaba rahmet var sorusu soruluyor. Çünkü her şeyde rahmet varsa bunda da rahmet var diyor. Bu bağlamda çok güzel bir bağlantı kurdu. Rahman ve Muhyi ismiyle Kahhar ve Mümit isminin her ikisinin de tecellisinde birbirine çelişkili bir görünmesine rağmen her ikisinin de tecellisinde rahmetin hakim olduğunu belirledi. Biz de o açıklamaları, nasıl rahmetin hakim olduğunu, insanların nasıl bu dünyadan ölüm ile ya da yaşlanmakla yavaş yavaş ayrılmaya hazırlanmak suretiyle rahmetle, merhametle şu sevimli dünyadan ayrılmaya, sevdiğimiz dünyadan ayrılmaya bizi hazırlamak suretiyle nasıl vatanı aslimize dönmek arzusunu uyandırıp bizi daha sevimli bir dünyaya talip olur, arzulu olur, istiyaklı olur, istekli olur hale getirip ondan sonra bu dünyadan ayrılmakta, ayırmakta ve ölümü bu dünyadaki sevdiklerimizden ayırmak suretiyle, ölümü vermek suretiyle bu dünyadaki sevdiklerimizden bizi ayrılmaya hazırlamak ile nasıl rahmetini gerçekleştirdiğini, rahmetini nasıl gerçekleştirdiğini anlattı
biz de anlamaya çalıştık. Şehadeti anladık. Kurban anladık. Kurban olarak kesilenlerin nasıl Burak olduklarını anladık. Hayatımızı da böyle nasıl kurban edersek o kurban olarak verdiğimiz dakikaların, anların bizim için ahirete, ebedi hayata intikalde mutlak olan Rabbimize yanaşmada, yakın olmada, garip olmada, kurban garip olmada nasıl Burak vazifesini gördüğünü, anında dönüşüm sağladığını okumuştuk. Şimdi gelelim kaldığımız yerden itibaren okumaya. İnşallah ben başka türlü nasıl sesi yükseltebileceğimi bilemiyorum. Şimdi güzel mi diye sorayım en azından. Kaldığımız yerden okuyorum. Lakin ziruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde, şimdi anlatıyorsa da zaten bu dünyaya meftun ve müptela olması dünyadan faydalanma bakımından en kapasiteli olması yönüyle insanın değerini gösterdi, dile getirdi burada. Ayet-i Kerime'de de zaten bize bu vurgulanıyor. Ben size bu dünyayı bir zinet, dünyadaki her şey sizin için bir eğlence vesilesi olsun, bir sevinç vesilesi olsun, sevilecek bir şey olsun diye yarattım diyen ayet-i kerimede de bize hakikaten önemli bir vazife düştüğünü söylüyor. Ve bu vazifede de hadi bundan nasıl faydalanacaksınız, en güzel şekilde hanginiz daha güzel faydalanabilecek bu zinetlerden diye imkan verdim size diyordu. Zaten insan da bu imkanı en çok değerlendiren mahluktur. Diğer yaratıklar, canlılar, mahluklar da hatta yalnız dünyada alem-i şehadette gördüğümüz, müşahede ettiğimiz mahlukat değil, müşahede yani zihnen aklen muhakeme etmek suretiyle varlıklarından emin olabildiğimiz melaikeden de daha çok bu güzellikleri takdir edebilecek, istifade edebilecek kapasitede olur insan. Tekrar okuyorum. Ziruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, en ziyade faydalanan insan, diğer yaratıklardan en çok faydalanan insan, dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde, nasıl meftun ve müptela olmasın, bütün duyguları yani önce dünya ile olan ilişkileriyle gelişmeye başlıyor. Bir şey yiyorsunuz, onun güzel, lezzetli olduğunu anlıyoruz, ondan sonra onu sevmeye başlıyoruz. Şimdi dikkat edin, burada kalıyoruz. Yani onu sevdikten sonra bu sevdiğim şeyi bana ikram eden, bana bu sevdiğim şeyi sevdiren kimdir sorusunun cevabı daha da ileride gelecek. Şimdi biz yalnızca dünya ile olan ilişkimiz açısından bakıyoruz olaya. Dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde, dünyada nefret ve alemi bekaya geçmek için eseri rahmet olarak iştiyak engiz bir halet verir. İşte bunu anlamamız lazım. Eseri rahmettir bu. Şimdi biz dünya ile olan ilişkimizde biraz okuduğumuz paragrafta hemen ileriye giderek açıklama yaptık. Belki de güzel olmadı bu ileriye giden açıklama. Bak, şimdi kalıbı, düşünce kalıbımızı çok iyi oluşturmamız lazım. Yani düşünce modelimize dikkat etmemiz lazım. Önce ben bu dünyada varım, var edildim.
Beni birisi bu dünyaya koydu. Bana bu duyguları da verdi. Bende böyle bir duygular var. Ve dünya ile olan ilişkili, dünya ile bir ilişki içerisinde var edildim. Dünyada neler varsa hepsi çok güzel, beğeniyorum. Çünkü küçük istisnalar hariç, o istisnaların da güzelliği ayrıca tartışılacak. Yalnız şimdi ilk bakışta çocuk dünyaya gelir gelmez ilk defa bir bağırıyor şöyle. Bir sesini ya da nefes porusunu bir açıyor, ciğerlerini artık suda beslenmekten çıkıyor, suyun içerisinde beslenmekten, hava ile, oksijenle beslenen bir biyolojik yapı ile hayatını devam ettirecek şekilde yaratılmaya başlıyor. Bu hava ile ilişki kuruyor, nefes alıyor. Tabii ilk defa nefes, oksijen gelen vücut yaratılış itibariyle bunu bir bağırmak, ağlamak, yani acıtmak suretiyle yepyeni bir aleme geldiği haber veriliyor. Ondan sonra hemen acıkıyor, bir şeyler yemek, içmek istiyor. Şöyle gıdalara ihtiyacı var, hepsi orada. İnsan nelere muhtaç olarak yaratılmışsa o ihtiyacını karşılayacak her şey de dünyada hazırlanmış vaziyette. Her ihtiyaç karşılandıkça onunla bir sevgi bağı kuruluyor. Onunla bir ilişki kuruluyor. Aa, benim bu ihtiyacım burada karşılanıyor diye insan onu seviyor. Mesela susadığınız zaman suyu sevmez misiniz? Hemen su içmek istiyorsunuz. Suyu içtiğinizde onu seviyorsunuz. Ama iyi dikkat edelim. İyi dikkat edelim. Biz bu dünyaya su içmeye gelmedik. İnsaniyetimize baktığımız zaman insaniyet önce dünyaya bir bağlanıyor. Yani acıktım, yemek isterim diyor. Susadım, su isterim. Havaya, oksijene ihtiyacım var, oksijen isterim diyor. Böyle bir ihtiyaçlarla donatılarak gönderilmiş. Ama ne kadar sonsuz. Yani bu ihtiyacı biz çok kabahatlarıyla konuştuk şimdi. Nasıl kabahatlarla yemek, içmek, hava cinsinden. Yani o kadar ihtiyacımız var ki. Ne bileyim, yüzümüzde küçücük bir özellik de gösterdi. Küçücük bir sivilce çıksın, aman o olmasın diye çırpınıyoruz. Ufacık bir öksürüğümüz başlasın, aman bu öksürük benden gitsin de rahat nefes alayım istiyoruz. Ama neler ihtiyaçların sınırı yok. Bir kişi size şöyle biraz kötü gözle, alaylı bir nazarla baktığında moraliniz sıfır oluyor. Onun giderilmesini istiyorsunuz. Gönlünüzün alınmasını istiyorsunuz. Herkesten sevgi gelsin istiyorsunuz. Her istediğimizi, herkes öyle istiyor zaten. Her istediğimizin anında karşılanmasını istiyoruz. Öyle bir dünya bağı ile kurulmuşuz ama öyle bir bağın içerisine yerleştirilmişiz. İhtiyaçlarımız neredeyse sonsuza doğru açılıyor. Dünyada maddeten önce bu ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde hazırlanmış. Ama insani duygularımızı şöyle akıl bali falan olduktan sonra değerlendirmeye başladığımızda öyle bir defa karnım acıktı, doydum, iş bitti olmuyor. Ebediyen olsun istiyoruz. Bazen yemek güzel oluyor da bazen de koku veriyor, gecikmişse, yememişse, yanmışsa mesela. Bir yemek yanmışsa yanıkları sevmiyoruz, kokulu. İstiyoruz ki insaniyetimiz her şey en mükemmel olsun. İnsaniyetimize baktığımızda. Hiç kusuru olmasın. Her şey en güzel şekliyle ebediyen olsun. Arkadaşlar bunu her sohbette söylediğimi hatırlıyorum. Yani aşağı yukarı hiçbir sohbet neredeyse geçmiyor ki insan ebede namzettir. İnsan kemali ister, en mükemmeli ister ve mutlaka ebedisini ister. Geçici güzellikler, geçici sevgiler, sınırlı tatminler insaniyeti doyurmaz, hayvaniyeti doyurur. Bunu her seferinde söyleyeceğiz. Çünkü ancak bu farklılığı fark etmek suretiyledir ki vahyi anlayabiliriz. Ya da vahyin getirdiği mesajı anlayabiliriz ya da yaratılışımızın maksadını anlayabiliriz. Aynı şey. Vahyin gelmesiyle yaratılışımızın maksadının gerçekleşmesi aynı şeydir. Vahiy yaratılış maksadımızın gerçekleşmesini sağlayan rehberdir. Yani vahiy başka bir işe yarar mı derseniz, hayır, yaratılış maksadımızı gerçekleştirir. Onun dışında ben bir şey anlamıyorum.
Yani ne yapacağım ki onun dışında? Ben ölüp gideceğim. O da bana çok güzel yemekler hazırlamış bana diyelim. Çok güzel bir yemek listesi verdi. Ölüp gidecek bir insan için çok güzel bir yemek listesinin insaniyet açısından bir anlamı yok. Onun için vahiy ile insanın yaratılış maksadı arasındaki bağ %100'dür. %99'da birazcık da şu dünyada eğlenelim, orada nasıl güzel yaşanır, onun yollarını öğrenelim dediğimizde vahyi o oranda değerini düşürdük demektir. İnsan dünyada ihtiyaçlarının karşılandığını görerek dünyada ihtiyaçlarının karşılanışını seviyor. Ama insaniyeti onun mükemmel ve ebedi olmasını istiyor, fakat dünya mükemmel ve ebedi değil. O zaman hem seviyor hem ayrılınıyor. Problem burada. Hem çok seviyorum, hem çok annemi babamı çok seviyorum, kardeşlerimi çok seviyorum. Fakat aynı zamanda kesinlikle biliyorum ki onlar ölecek, toprağa gidecekler. Yani ayet-i kerimenin dediği gibi. Dünyada ne varsa hepsini zinet olarak yarattık, fakat sonunda da onların hepsini kurutup toprağa dönüştürdük. Allah Allah. Niye böyle oluyor? İnsani duygularımız ancak ve ancak ebedi olanı bulduğu zaman tatmin olur. Bu dünya ebedi değildir. Güzeldir ama ebedi değildir. Yani bir tabak yemek karnımı doyurur. O gün için evet iyiyim, tamam karnım doydu, şimdi halim yerinde derim. Ama insaniyetim ebedi mutluluk istiyor. Böyle 5-6 saat sonra tekrar acıkacak, ihtiyaç sahibi olacak ve o da gitti. Bu lezzetten ben bir daha almak istiyorum ama şimdi alamıyorum, bak bitti artık diyecek bir duruma razı değiliz. O şekilde yaratılmamışız. Bunun için bu dünya benim ihtiyaçlarım açısından, benim ihtiyaçlarımı bilen ve karşılayan birisi var diye gösteriyor. Ama o benim ihtiyaçlarımı ebediyen karşılayacağına dair bir mesaj veriyor ve fakat ebediyen karşılanmıyor. En mükemmel şekilde yaratabilen olduğunu gösteriyor. Fakat her şeyi en mükemmel şekilde yaratmasına rağmen ebediyet vermemek suretiyle çürütüyor onları. Buradan anlıyoruz ki bu dünya benim insaniyetimin tatmin olacağı bir yaratılış türü değildir. O zaman bu insaniyetimin tatmin olacağı yaratılış türü olmayan ve fakat sevebileceklerimi bana tanıtan, gösteren bu alem hem bana sevilecek şeyleri tanıttığı için sevimli geliyor, hem de insaniyetimi tam tanıtmadığı için daha başka yok mu, daha başka yok mu dedirtiyor. Ama hadi bu dünyadan çık denince de kolay kolay bu dünyadan çıkmayı, gitmeyi göze alamıyoruz. Yani acıkmış bir insan için sana ebedi nimet lazım. Önündeki tabaktan ne olacak ki? Yesen bile yarın yine acıkacaksın. Yeme öyleyse, tek al tabağı elinden denildiği zaman, çek tabak önümüzden alınıp götürüldüğü zaman, yemek önümüzden alınıp götürüldüğü zaman istemiyoruz. Götürülsün istemiyoruz. Ama biliyoruz ki ben bunun için var değilim. Bu yalnızca bana bir haber vericidir. Bunu kim, bu yemeğe kim gönderdiyse senin ihtiyacını tanıyorum. Seni biliyorum. İhtiyacına karşılık da cevap veriyorum. Bak bu yemeği sana gönderdim diyor. Fakat benim ihtiyacım yalnız yemek değil ki, yemeğin ebedi olmasıdır. Fakat yemek ebedi yapılmıyor burada. Fakat bana da ebedi garanti veren, ebedi ihtiyaçlarımı karşılayacak, en mükemmel şekilde ihtiyaçlarımı karşılayacak bir kaynağın olması gerektiğini söylüyor duygularım. Bu çelişkiden nasıl kurtulacağım? Hem yemeğin önümden alınıp gitmesini istemiyorum, hem de o yemekle de tam tatmin olmuyorum, hem o yemeği seviyorum ama o yemekle de tam tatmin olmuyorum. Ne yaparsınız? Bu durumda rahmeti ilahiye geliyor. Sizin önünüzden yemeğin alınıp götürülmesine razı olacak bir hal yaratıyor.
onun sizden ayrılmasını acı veren bir olay olmaktan çıkartıyor. Sizi mesela o yemeği istemez duruma getiriyor. Arzu etmez duruma getiriyor. Belki mideniz bulanıyor. Veya bir hastalığa ulaşıyorsunuz. O hastalık nedeniyle yemek iştahınız kalmıyor. Yaşlanıyorsunuz. Artık yemek yemenin lezzetini alamaz duruma geliyorsunuz. Dişleriniz dökülüyor. Çiğneyemez duruma geliyorsunuz. Önünüzdeki yemeğin alıverilmesinden alırlar, sağ olsunlar. Zaten pek de bir lezzet alacak durumda değilim artık dedirtiliyor. Ne kadar güzel. Ne kadar rahmetli, ne kadar hoş, ne kadar şefkatli bir muamele. Artık o yemekten ayrılmak size acı olmuyor, acı gelmiyor. O yemekten ayrılmak acı vermez duruma geliyor. Ne kadar hoş bir yaratılış biçimi, ne kadar hikmetli, merhametli, şefkatli bir yaratılış biçimi. Gel ve rahmeti ve sa'at külle şey ayetinin hak olmadığını söyle, mümkün değil. Kahrında merhamet var, şefkat var. Ölümden yemeği alın diyor, artık nefes almak bile bana ağır geliyor dedirtiyor. İstemiyorum, nefes almak bile bana artık zahmet veriyor, nefes almak zorunda da olmayayım artık denirtiyor, dedirtiliyor. İşte bu cümle o kadar anlamlı bir şekilde bu ayet-i kerimelerin, okuduğumuz 3-4 ayetin arasındaki bağı, arasındaki çarkı o kadar güzel örgü bir ağ şeklinde örüp bize takdim ediyor ki, bu ayetlerin, bu cümlelerin hepsinin benim yaratıcım tarafından beni eğitmek üzere, terbiye etmek, beni aydınlatmak üzere, meraklarımı doğru, hak bir şekilde gidermek üzere yapılmış bir konuşma olduğunu anlamamak için insanlıktan çıkmak lazım. Gerçekten Kur'an'ın, benim yaratıcımın, benim problemlerime çözüm getirmek üzere, benim insani duygularıma rehberlik yapmak üzere bir konuşmasıdır diye anlamamak için mümkün, yani insanın insanlıktan çıkması lazım. Anlamamak mümkün değil. Hemen anlıyoruz ve bize bu ağı kurdurmak suretiyle ayetler arasındaki bağlantıyı kurdurarak ayetlerin ne kadar anlamlı bir şekilde bize rehberlik yaptığını göstermesi açısından da böyle bir tefsiri okumaktan insan hem memnun oluyor hem de müfessirine çok güzel dua yaptığı için rahmet umutuyor, Allah razı olsun, rızasına muvaffak olsun deniyor, dedirtiyor. Okuyorum tekrar cümleyi, bakın. Cümlenin yapısında ayet-i kerimelerin tefsirini görmeye çalışalım hep beraber. Cümlenin anlatılan cümlenin yapısında bu ayet-i kerimelerin birbiri içerisine sokulmak suretiyle nasıl tefsir edildiğinin güzel örnekleridir bu. Yani çok güzel bir tefsir okuduğumuzu insan anlıyor ve minnettar oluyor. Elhamdülillah diyoruz. Şükrediyoruz Rabbimize böyle bir nimete bizi mazhar ettiği için. Lakin ziruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kimiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde, düşkün olduğu halde, öyleyiz, konuştuk bunları, dünyadan nefret ve alemi bekaya geçmek için, artık bu dünyanın güzelliklerini seviyoruz ama artık buradan ayrılacağız, ayrılmamızın kolaylaştırılması için bu güzelliklerinden yavaş yavaş nefret ettirilmeye ve bunların ebedi sonsuz olan kaynağına dönmek üzere, dünyadan nefret
ve alemi bekaya geçmek için. Burası çok önemli. Alemi bekaya geçmek için. Yoksa nefret edip tamam bitiriyor işini hadi git demiyor. Hayır, buradan bu küçük de ufak tefek önümüze konulmuş sofralardan geç artık. Cenneti istiyorum. Her zaman her istediğimin en mükemmel şekilde mukabelesini gördüğüm bir alem, yaratılış olsun istiyorum. Çünkü o duyguyla, o ihtiyaçla, o beklentiyle yaratılmışım. Artık burada anladım. Bunları yapan var, veren var. Bir de bunun devamlı verilmesini istetiyor madem bana. Ben de onu istiyorum. Buradaki sevdiklerimizden ayrılacak şekilde bu dünyaya karşı bir nefret verdiriyor. Ondan sonra da bu dünyanın bize bu şekilde takdiminde kendisini tanıtanın, ebedi mutlak kaynağın kendisine karşı, kaynağa karşı artık bir muhabbet doğmaya başlıyor. O alemi bekaya geçmek için şiddetli bir arzu bizde yaratılıyor. Yani bu arzu artık ben buradan gidip bunun asıl kaynağına ulaşmak istiyorum dedirtiyor. Onun için dünyadan nefret ve alemi bekaya geçmek. O çelişkiyi çözdü burada, dikkat ederseniz. Ayet-i Kerime'nin zahirinde, özellikle Kehf suresinin 7. ve 8. ayetinde birbirine ters düşen mana var gibi geliyor. Yani evet, zahirine bakınca birbirinin tersini söylüyor. Hem güzel yaptım diyor, hem de çürüteceğim diyor. Yani güzel yaptıysan çürütmek, toprağa dönüştürüp çürütüp toprak yapacağım onları. Niye? Madem toprak yapacaksın, niye o zaman güzel yaptın da bize o güzellikleri sevdirttin ya dedirtiyor. Şimdi cevabını buluyoruz. Dikkat ederseniz. Dünyadan nefret ve alemi bekaya geçmek. Baki aleme geçmek. Bu geçici işlerden bıktım artık canım. Artık bu işin kaynağına ulaşmak istiyorum dedirtiyor. Alemi bekaya geçmek için eseri rahmet olarak İnşiyak engiz bir halet verir. Eseri rahmet olarak alemi bekaya çok müştak, arzulu, istekli bir halet yaratılıyor. Ya Rab, al beni bu dünyadan, artık bıktım, bir tadı da lezzet de kalmadı zaten. Tanıdım tanıyacağımı, seni tanıdım. Sen bu işleri yapansın, verensin. Şimdi bana gerçekten senin mutlakiyetine, sonsuzluğuna yakışan bir alemi ver diyor. O alemde bir yaratılış ver bana dedirtiyor. Kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan o haletten istifade eder. Rahatı kalple gider. Neden insaniyeti dalalette boğulmayan bir insan? Dalaletin aslı nedir? Bu dünyadaki gördükleri güzelliklerin, sevdikleri şeylerin, sevilecek şeylerin, bizzat atomların kendinden geldiğini zanneden aptal kafa. Yani hakikaten ona insan denmez de aptal kafa denir. Yani bu odundan bana güzel çiçekler gönderiliyor. Odun bana güzel çiçek veriyor kardeşim. Hiç aklın yok senin. Hiç mi insaniyetin yok senin? Hiç mi beynini kullanmıyorsun? Odun sana çiçek verir mi? Odunun yapısında hücreler var. O hücre kendisi atomlardan olmuş. Basit 3-5 maddenin bileşiminden yaratılmış bir şey. O basit maddeler senin bin yıllık, milyon yıllık, yüz milyon yıllık geleceğini programlama kabiliyetini nereden kazanacak? Deli misin sen? Aklı yok, fikri yok. Onun için burada kelime çok ağır kullanıyor. İnsaniyeti dalalette boğulmayan insan demiş. Ama insan dememek lazım. Yaratık demek veya varlık demek lazım. İnsan insaniyetini dalalette bozmaz. Çünkü insaniyetinin farkında olan kimse gerçekten eşyanın kendi kendini bizim seveceğimiz şekilde en güzel ortamları oluşturacak ahenkte
kendi kendini var edeceğini, var edebileceğini, planlayabileceğini düşünemez yani. Buna imkan veremez. İnsani kabiliyetlerimiz buna evet demeye hiçbir surette müsait değildir. Onun için kendini dalalette boğmayan yaratıklar, o yaratıkların dışında, evet, insaniyeti dalalette boğulmayan, tamam, insanı şimdi anladım, yanlış okuyormuşum, insanı doğru kullanmış, boğulmayanlar insandır, boğulanlar, ben insan diyemiyorum onlara, yani insaniyetini öldürmüş canlı varlıklar diyorum, ama burada insan boğmayanlar için kullanılmış, doğru, yani yine Risale'de isabetli kelimelerin kullanıldığını gösteren bir ifade oldu bu. Tekrar okuyorum. Kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan, evet, dalalette boğulmayan gerçekten insandır. O insan o haletten istifade eder. Alemi bekaya geçmek üzere hazırlanıyorum der. O artık yemeklerden lezzet alamaması, kulağının yavaş yavaş duyma özelliğini kaybetmesi, seslerden hoş, lezzet, güzel seslerden artık eskisi kadar tat alamamasının hikmeti, dişlerinin çürüyüp veya dökülüp artık eskiden yediği, gençken yediği ve zevk aldığı lezzetli yemeklerden artık lezzet alamaz duruma getirilmesinin ne kadar güzel bir rahmet eseri olduğunu anlamaya başlar ve der ki, ihtiyarlatılmak ne büyük bir rahmetmiş. Benim şu sevdiğim dünyadan ayrılmam için nasıl da beni güzelce rahmetle, şefkatle hazırlıyor şu alemin ve benim yaratıcım der, bu haletten istifade eder. Yani ayeti kerimede ki وَاِنَّا لَجَعَيْلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزَ ayetindeki sonra o dünya üzerinde ne varsa onları kupkuru bir toprak haline dönüştüreceğiz, dönüştürüyoruz, dönüştüreceğiz ki bize göre konuşuyor, yoksa onlara göre değil. Evet, dönüştürülüyoruz. İşte bundan faydalanır. Ha der, bu çok rahmetli bir işmişler. Arkadaşlarımla bazı şeyler yazanlar oldu. Bu C en son yazan, dikkat, öbürü uzun olduğu için okuyamamıştım dikkatim. Arkadaşlarını da birer birer kaybedip yalnızlaşıyor. Kaybetmiyor da öbür aleme gönderiyor. Yani sevdiklerimiz, dostlarımız, tanıdıklarımız da yavaş yavaş gidiyorlar. Artık küçükleri, torunları sever durumdayken çok bir çocuğumuzun olduğu, Allah bir çocuk bize ikram ettiği zaman ne kadar hoşlanıyoruz. Sonra biraz genç yaşta dede olanlar için de torunları sevmek çok güzel oluyor. Biraz daha fazla yaşlanınca artık torunların gürültüleri, biraz sesli konuşmaları veya bağırışmaları, kendi aralarında şakalaşmaları, dövüşmeleri, sevişmeleri öyle yaratıyor Allah. Dövüşmüyor onlar. Onların sevişmesidir onların kavgaları. Allah onları o şekilde kaynaştırıyor birbirine. İyice yaşlanınca artık onların gürültüleri ağır gelmeye başlıyor. Şunları alın başımdan diyor. Yani ayrılmak istiyorum dedirtiyor Rabbim. Ne kadar güzel, rahmetli bir ilişki. Halbuki çocuğundan, torunundan ayrılmak hiç de kolay değil. Çok sevdiğin için, yani ölüm olur ama bu sevdiklerim hep geride kalacak dedirtiyordu. Onlardan ayrılıyor. Kendi yaştaşlarından arkadaşımın ata herhalde Esra kardeşimizin yazdığı gibi de arkadaşlarımın bu dünyadan ayrılmasıyla benim de artık bağlarımın, dünyaya olan bağlarımın yavaş yavaş tek tek kesilmek suretiyle bu dünyadan ayrılmayı bana kolaylaştırıyor. Kaybetmek kelimesi, bu biliyorum çok arkadaşlarımız çok iyi niyetle kullanıyorlar ama kesinlikle biz hiç kimseyi kaybetmediğimizin farkındayız. Kayıp yoktur, değil mi? Kayıp yok. Ama gayb, alemi gayba, ahirete gitti manasındaysa doğru ki biz onu belirleyeceğiz. Ahirete intikal eden, bir başka yaratılışa intikal ettirmek suretiyle bizi de o yaratılışa inkılap göndermeye, o
o yaratılış, o bir başka yaratılışa, o ebedi aleme göndermeye, irtihal etmeye hazır hale getiriyor. Yoksa Türkçedeki anlamında kayıp yok. Öyle kaybettim. Olur mu? Ahirete intikal etti. Bir başka yaratılışa mevzu oldu. Bir başka şekilde yaratılıyor şimdi. Ebu Cehin C1'in yazdığını okuyayım. Dünyadan terhis olmak gibi bir şey bekaya uygun biçimde, yani iman ederek yaşamış biri için dünya vazifesini bitirmiş bir yerdir. Nefret değil de güzellikle sen bana bekayı vermesin diyerek gitmek istemek ayrı bir rahmet eseridir. Veremezsin diyerek gitmek istemek. Dünyanın kendine, değil mi efendim? Yani biz dünyadan ilişkimiz kesiliyor. Yoksa dünyaya düşman oluyor değiliz. Dünyadan olan bağımız kesiliyor. Yani midesi bulunan bir insanın önüne yemek koyduğunuz zaman ne yapar? Şu yemeği götürün, götürün der. Onun gibi. Yani bağım, yani işte götürdükleri zaman memnun bile olur. İşte ölümden, ölümün verilmesinden, alışkanlıklarımız dolayısıyla bağlandığımız şu dünyadan ayrılmaktan bizi memnun olacak hale getirip, genellikle istisnalar var. Zaten ama gençken herhangi bir kazada veya hastalıkla hemen ölüme mazhar kılınmış olan kişi de kendi şartlarında imtihan oluyor. Onun da yani böyle bir nefret etme, ayrılma, nefret etme manasında, nefret etme, sevmeme manasında, sevgi bağlarını koparma manasında. Artık seni istemiyorum, seni bana vereni istiyorum diyor. Dedirtecek hale getiriyor. Şimdi o haleti intihac eden vecihlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz. Şimdi nasıl böyle bir hali sonuç veren hangi haller var, durumlar var, onları anlatacağım diyor. Bunlardan beşini beyan edeceğiz. Yani bakalım nasıl böyle bir hali insan yaşıyor, anlatacak. Birincisi, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi, güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir baki matlubu arattırıyor. Yani bunlar olmaması lazım. Arkadaşımız yazdı, faniyim, fani olanı istemem. Bu ben kendim şuradaki muhatap olduğum güzelliklerin devamını sağlayamıyorum. Bu bir. Bu birincisi. O güzelliklerin kendisi de gördüğüm eşyadan kaynaklanıyor olamaz. Bunların hepsi geçiyor. Bakın, ağaçlar da ölüyor, sevdiğim hayvanlar da ölüyor, dünyada yaşlanıyor, ölüyor. Ben de yaşlanıyorum. Kendimdeki gurur duyduğum, haşa gurur duymamak lazım ama memnun olduğum hallerin yavaş yavaş gittiğini görüyorum. Eskiden şöyle düşünüyordum, şöyle yazıyordum, şöyle hatırlıyordum, şöyle öğreniyordum çabuk, şimdi artık beynimin öğrenmesi zayıflıyor, hafızam zayıflıyor, organlarımın çalışması çok güzel gitmiyor. Eskisi gibi hani saat gibi çalışıyor denirdi, artık saat gibi çalışmıyor, kan arabası gibi takır tukur çalışmaya başlıyor. Yani başlıyoruz fenanın ve zevalin damgasını ve fani güzel değildir, fani olan güzel değildir demek suretiyle acısını gösteriyor ve insanı bu dünyadan, bunlar değilmiş benim beklediğim, sevdiğimi zannediyordum ama esas bunlar değilmiş sevdiğim dedirtiyor. Ve ama yine de bir güzellik var ya, şimdi güzel ağacı ya da güzel bir hayvanı seviyorum ya da güzel sevdiğim, hoşlandığım bir yemeği seviyorum ya, şimdi o geçici olan ağaca, güzel ağacı sevmek yerine ağaçtaki güzelliği
ve dolayısıyla o güzelliği vereni sevmeye başlıyorum. Şimdi ağacı sevmiyorum artık. Güzelliği sever hale geliyorum. Artık yemeği sevmiyorum ama lezzeti seviyorum. Eşimi, dostumu, onlarla beraber olmamı seviyordum. Ya artık yaşlanmak suretiyle anlıyorum ki benim sevdiklerim bu insanların kendileri değilmiş. Muhabbetmiş. Bir dostlukmuş. Bir insaniyet sevgisiymiş. Bazı şeyleri paylaşmanın sevgisiymiş. Ben zannettim ki bu kişidir diye. Artık ihtiyarlık, bu kişi değil senin sevdiğin. Ya da ben yemeği seviyordum dersem, yemek değilmiş sevdiğim, lezzetlendirilmekmiş sevdiğim. Yani ikrama, mesela bir yerde size bir münasebetle size bir hediye verildiğinde, hediye olarak belki maddi değeri çok düşük bir şey olabilir. Ama bakıyorsunuz sonra, ben eşyanın kendisini, bana verilen hediyenin kendisini seviyor değilmişim. Bana hediye verilmeyi seviyormuşum. Yani sevilmeyi seviyormuşum diye anlıyorum. O zaman beni bu dünyadaki eşya değil, bu dünyadaki eşyadaki güzelliklerin kaynağını, o güzelliklerin bizzat kendilerini, o güzelliğin üzerinde tezahür ettiği, yansıdığı eşyayı değil, o güzelliklerin, kemalin bizzat kendisini sever olduğumu anlıyorum. İhtiyarlık bana neyi sevdiğimi öğretiyor. Bir baki matlubu arattırıyor ihtiyarlık ile. Yani o güzelliğin ebedi olan kaynağını arattırıyor. Bu dünyadaki güzellik gelip geçiyor, gelip geçiyor, gelip geçiyor. Şimdi bu ağacı seviyorum diyorum, bu çiçeği seviyorum diyorum. Bir yıl sonra, bir ay sonra, bir gün sonra çiçek soluyor, ağaç ölüyor. Demek ki ben ağacı sevmiyormuşum. Çiçeği sevmiyormuşum. Çiçekteki güzelliği seviyormuşum. O zaman o çiçek öldürülüyor, yeni bir çiçek yaratılıyor. Yeni bir bahar yaratılıyor. Aa diyorum. Güzelliğin kaynağını seviyormuşum ben. Ben o zaman güzelliğin kaynağına gideyim. Güzelliğin tezahür ettiği aynada takılıp kalmayayım. Aynada görünen şeyin aslını istiyorum dedirtiyor. O da bir baki matlubu arattırmanın vesilesi oluyor. Yani ihtiyarlık bizi bir güzelliğin tezahür ettiği eşyanın kendisini sevmekten uzaklaştırıyor. O eşyada tezahür eden güzelliğin kaynağını arattırıyor. Ne kadar güzel. Hakikata bizi yönlendiriyor. Baki matluba olan sevgimizi artırıyor. Dolayısıyla bu dünyadan bizim ayrılmamıza vesile olacak şekildeki yaşlandırılmamız, ihtiyarlatılmamız şefkat eseridir. Yani insan daha da ihtiyarlasak, daha da ihtiyarlasak ve şu dünyadan rahatlıkla baki alemin talebiyle, arzusuyla beklentisiyle, sevgisiyle bu dünyadan ayrılıp gitsek istiyoruz. Ve o zaman anlıyoruz ayeti kelimelerdeki çelişki gibi görünen manaların hiç de çelişki olmadığını. O toprağa kurutulup da kupkuru yapılıp da toprak haline dönüştürülen arzın veya arz üzerindeki güzelliklerin kurutulması, çürütülmesi, öldürülmesi, ölüm verilmesi, toprak haline tekrar dönüştürülmesindeki güzelliği de görür duruma getiriyor. Yaratıcımız her haliyle bize şefkat ediyor, rahmet ediyor. Bu birincisiydi. İkincisini okuyorum. İnsanın alaka peyda ettiği bütün ahbaplardan %99'u dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için
diğer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet saygısıyla o dostlarına, ciddi sevgi vesilesiyle, aracılığıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip, bakın oraya gitmeye bir şevk yaratıp, ihsan edip mevt ve eceli mesrurane karşılattırıyor. Ben de oraya gideyim, beni de oraya götürsün, götürsün benim Halık'ım dedirtiyor. Ölümü ve eceli mesrurane, sevinçle karşılaştırıyor. Sürur ile, sevinç ile karşılaştırıyor. Bu da ikincisiydi. Bizi bu dünyadan ayrılıp, bu dünyadan ayrılmayı sevecek hale getirmenin ikinci vesiydi. Üçüncü vesini okuyorum. İnsandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği bazı şeylerle ihsas ettirip, hastalık, zafiyet, ihtiyarlık, her neyse, bazı şeylerle, vesilelerle insana hissettirip, hayat yükünü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp, yani bakın ben eğer bunları hep kendim karşılayacağım dersem artık zor, karşılayamıyorum. Bak hastalıklarımı bana, benim organlarımın çalışmasını, düzgünce çalışmasını engelleyen ne gibi yaratıklar varsa onları vücudumdan atıp siz buradan gidin dememi yapamıyorum, gerçekleştiremiyorum. Onlara engel de olamıyorum. Demek ki bu işin, bu yükün altından ben kalkamayacağım, yapamayacağım, yapamıyorum dedirtiyor. Ne kadar ağır olduğunu, yaşamak tekalifinin, mükellefiyetinin ne kadar ağır olduğunu anlattırıp, istirahate ciddi bir arzu ve bir diyar-ı ahire gitmeye samimi bir şey veriyor. Bunun en güzel örneği uyku. Yani istirahate, dinlenmeye ciddi bir arzu, sanki yorulan bir insan nasıl bir an önce şöyle bir uykuya gideyim diyor ya, uyuyum bir rahatlayayım diyor ya, onun gibi hayatın uykusuna dalmak diyelim. Hani bir günün yorgunluğunun uykusuna dalmak yerine hayatın uykusunda bir dinlenip şöyle bir istirahat edeyim ve bir başka taptaze dinç hayata tekrar yaratılayım istettiriyor. İstirahate ciddi bir arzu ve bir diyar-ı ahire gitmeye samimi bir şevk veriyor. Bir başka alemde, bir başka dinlenmiş bir şekilde yaratılacağım aleme şevk veriyor. Yani ihtiyakla öyle bir alem olsa da gitsem dedirtiyor. Dördüncüsü, insanı mümine nur-u imanla gösterir ki yaratılışın gerçeğini görmüş ve tasdik etmiş olan mümine o imanının nuruyla gösterir ki mevt idam değil. Yani mevt yokluğa gitmek değil ki. Uykuya gittim diye yok oldun değil ki. Dinlendirilerek taptaze tekrar yaratılıyorsun. Öldüm diye yok oldum değil ki. Tebdili mekandır. Bu bir yer değişikliğidir. Bir odadan diğer odaya gitme, ama geçme gibidir. Ama bu odalar aynı düzeyde, aynı şekildeki odalar değil. Birisinde faniliğin hakim olduğu yaratılış biçimi odasıdır. Diğerinde ise bakiliğin hakim olduğu yaratılış biçimi odasıdır. İki ayrı yaratılış biçiminden bahsedilir. Tebdili mekan, yaratma. Değişik, iki ayrı değişik yaratılışın gerçekleştiği mekanın ebedi olanı, fani olmayanına karşı bir iştiyak, bir şevk verdiriliyor. İman nuruyla görüyoruz ki beni bu duygularla yaratan, bana bu duyguların tatmin edileceğini vaat ediyor diye anlayıp onu yapabileceğini şu dünyaya bakmak suretiyle gören bir kişi
bu dünyada bu duyguları bu şekilde tatmin edenin ebedi olarak da tatmin edebileceğini anlayan kişi mümin olan kişidir. İmanın gözüyle bakınca ebedi olarak tatmin edecek bir yerin yaratılması gerektiğini anlar. Çünkü buradaki yaratılışın fani tarzda şekildeki yaratılışın ebedi devam etmesi suretiyle, daima yenilenmesi suretiyle, bu böyle alemi devamlı yaratmak suretiyle, bu dünyadaki yaratılış biçiminin fani ve fakat yaratıcısının baki olduğunu anlayan insan, bu anlayışla ölümden sonra, şu dünyadan ayrıldıktan sonra mutlaka o baki yaratıcı olanın baki yarattığı aleme transfer edeceğini anlıyor. Fani olarak yarattığı alemden baki olarak yarattığı aleme intikal edeceğini anlıyor. Çünkü iman gözüyle anlıyor ve biliyor ki bu dünyayı fani şekilde yaratanın kendisi bakidir ve dolayısıyla yaratıcılığı da bakidir. Saniliği de bakidir. Rahman oluşu da bakidir. Rahim oluşu da bakidir. Müzeyyin oluşu da bakidir. Hakim oluşu da bakidir. Çünkü fani tablolarda daima yenileyerek yaratıyor. O halde biz de anlıyoruz ki o baki olan yaratışı, yaratıcının baki olarak özelliklerini tecelli ettirdiği yere intikal ettirmesi lazım bizi. Şu fani olan yerden alıp. Niye yokluk versin ki? Beni yok etmekle kazanacağı hiçbir şey yok ki. Çünkü her şeyi zaten yeniden yaratıyor. Bana ölüm verirken benim yanım sıra benden daha fazla sayıdaki insanlara doğum nasip ediyor, hayat veriyor. Onun hayat vericiliği tükenmiyor ki, azalmıyor ki. Onun hayat vericiliği bakidir. Madem o baki hayat vericidir, onun hayat vericiliği bakidir. O halde hayat vericiliğinin baki olarak tecelli ettiği aleme beni intikal ettirmesini beklerim. Yokluğu niye versin ki? Zaten o yokken beni yokken o var etti. Beni yokluktan çıkarıp getiren zaten odur. İşte iman gözüyle bakmak demek böyle yani hadi öyle ümit edelim değil. Delilleriyle kainatın yaratılışına bakmak suretiyle kainatın yaratıcısının özelliklerini anlayıp delilleriyle, işaretleriyle tasdik edip evet mutlaka böyle olması lazım geliyor demektir iman. Bu iman ile baktığımızda ölüm ya da uykuya geçmek hiçbir zaman yokluğa gitmek demek değildir. Uyku yokluk olmadığı gibi ölüm de yokluk değildir. Olamaz çünkü zaten beni yoktan var edendir. O beni şu anda uykuya gönderen, bana uyku veren ya da ölüm veren. Şu dünyadan ayıran. Yani bu dünyadaki fani yaratılış biçiminden anladığım şekildeki baki yaratılışın gerçekleştiği aleme bir intikal olması lazım geldiğini anlar. Onun için cümleyi tekrar atıyorum. Mevt idam değil, tebdili mekandır. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil, yani çukura atılıyor değiliz. Nuraniyetli alemlerin kapısıdır, yani baki aleme geçişin bir yönü, bir kapısıdır. Nasıl ki insan uyurken, haberi yokken dinlendiriliyor, ondan sonra taptaze, dinç bir şekilde tekrar hayat veriliyor, kaldırılıyor ya, onun gibi biz de kabirde sanki bir dinlendiriliyoruz, sanki. Yani kabir, uyku alemindeki geçen hayatı ayrı bir örnektir. Alemi berzahın bir misalidir. Olabileceğini gösteren bir misal olarak yaratılıyor. İşte biz yepyeni bir alemde
yorgunluktan çıkmış, dinç bir şekilde yaratıldığımız gibi kabirden de nuraniyetli alemlere geçmek üzere sanki bir uykuya tabi tutulmak gibi bir muameleye tabi tutulacağız, yaratılışa tabi kılınacağız. Bu onun örneğidir. Uyku yalnızca onun örneğidir. Yani alemi berzah, kabir hayatı aynen uykudur değil. Uyku gibidir. Gibidir de teşbih varsa doğrudur. Dikkat etmek lazım. Yani uyku gibi alemi berzah, alemi berzahtır. Bir başka yaratılış türüdür. Uyku da bir başka yaratılış türüdür. Yorgun insanda bir yaratılış türüdür. Dinlenmiş insanda bir yaratılış türüdür. Hepsi yaratılıştır. Yani varlıktır. Yorgun insan varlıktır, vücuttur. Uyku hali vücuttur. Dinlenmiş şekilde tekrar yaratılmak vücuttur. Şu dünyada fani şekilde yaratılmak vücuttur. Kabirde sanki uyku gibi bir halde yaratılmak vücuttur. Dinlenmiş bir şekilde ebedi alemde fani değil, baki alemde tekrar yaratılmak yine vücuttur. Her şey vücuttur, adem yoktur. Evet, kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete, bütün güzelliğiyle, zaten ayet-i kerimede çok güzel yarattık diyordu ya, işte bu güzelliğiyle ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Faniliği olduğu için bir zindan hükmündedir. Yoksa arkadaşlar, dünyayı kendimize zindan edeceğiz anlamında hiçbir ne ayet ne hadis bir şey gözükmüyor ve insan aklı da şu alemin yaratılışından, Allah'ın nimetlerinden faydalanmada, siz kendinizi nimetlerden mahrum ettiğiniz oranda beni memnun edersiniz gibi bir mesaj yok. Eğer zaten yani Allah'ın verdiği hayat, verdiği canlılardan, özellikle bitkilerden, mesela hani fasulyedir, salatadır, domatestir, verse, siz kullandıkça yenisini verir, kullanmazsanız tohuma kalır ve vermez. Demek ki Rabbimiz diyor ki kullanın, faydalanın, anlayın, beni tanıyın, vereni tanıyın, kullanın diyor. Onun için biz şu cümleyi hiçbir zaman öyle anlaşılmadı ama yine de tedbir için üzerinde durdum. Ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Dünya bir zindandır, ahirete nispeten. Neden? Kendi başına ay çok güzel, her şeyiyle bana ahiretin, ebedi hayatın varlığını anlatıyor. Nasıl sevmem onu? Bana ebedden, bekadan haber veriyor. Ama kendisini sevmiyorum. Bekadan haber vericiliğini seviyorum. Kendisi fani, faniyi insan sevmez. Zaten yaratıcımız da bize faniyi sevecek şekilde vermemiş. Buce bir şeyler yazmış, okuyalım. Fani olan en küçük bir yaratma sonsuz kudreti gösteriyor. O halde bekayı yaratmak da bu sonsuz kudretin elindedir şüphesiz. Evet, Allah razı olsun. Yaratacağından emin olmaktır esas bizim görevimiz. Yani o madem o yaratıcıdır, baki yaratıcıdır, kadir-i mutlak sonsuz kudret sahibi yaratıcıdır, o zaman onun kudreti de sonsuz şekilde tecelli etmesini beklerim. Çünkü zaten mutlak ve sonsuzdur kudret. Ya onun yaratıcılığı da sonsuz, kudretli oluşu da sonsuzdur. Elbette zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çıkmak için, çıkmak, yani şu dünya ahirete nispeten zindan gibi olan insanın kapasitesine, insaniyetine göre çok sınırlı olan şu dünyadan bostan-ı cinana, cennet bahçelerine, baki yaratılışların gerçekleştiği aleme çıkmak ve muz'iç tadayı hayat cismaniyeden, insanı taciz eden, yaralayan, sınırlı, mükemmel olmayan, bir yönüyle kemali gösteriyor, kendine bakan yönüyle hiç de mükemmel değil, çürüyor, eskiyor, pörsüyor, ölüyor. Onun için müziç dünya, cismani dünya hayatından alemi rahata ve meydanı teyranı ervaha geçmek. Allahu Ekber. Meydanı teyranı ervaha. Yani ruh neyi arzu ediyorsa,
neyi istiyorsa ruh, ruh hayalin ötesinde gidiyor. Hayal gördüğünü, tecrübe ettiğini hatırlar, tahayyül eder. Ruh ise tecrübe ettiğinin ötesinde olması gerekeni arzu eder. Yani bu dünyada hayal edersiniz edersiniz, edebildiğiniz kadar. Neyi tecrübe ettiğimiz mahlukatı tahayyül ederiz. Tecrübe etmediğimizi tahayyül edemeyiz. Ruh, tecrübe ettiğimiz mahlukatın hayalinin ötesinde ebedi bir alem olsun, nasıl bir yer deyince hayal onu tasavvur edemiyor. Ona çok dikkat etmek lazım. Ruhun ihtiyacı ile hayalin ihtiyacı sınırlılığı arasında. Yani alemi dünyada, şu cismani alemde burak hayal suretindedir. Fakat alemi bekada burak ruh suretindedir. Çünkü hayal mahluktur, sınırı var. Ruhun talebi ise, kendisi mahluk olmakla birlikte arzusu, talebi ise tahayyül edemediği alemi erva, alemi cenneti ister. Alemi ervahı ister. Bunu anlamak lazım arkadaşlar. Bu noktada çok dikkat etmek lazım. Ruh tahayyül dahi edemediği alemi, tahayyül dahi edemediği yaratılışın gerçekleşmesini arzu eder. İşte o baki alemdir. Onun için bostan-ı cinana çıkmak, şu alemden, o bu cismani dağdağlı alemden, dünya hayatının taciz eden, insanı yaralayan, sınırlayan alemden çıkıp bir rahatlık alemi olan ervahın tayran ettiği aleme geçmek, hayalin de ötesindeki aleme geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp, şu mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzuru Rahman'a gitmek, rahmetin kaynağına ulaşmak. Rahmi artık yaratanın merhametli olduğunu anladım da, yaratanın merhametli olduğunu yaratılıştaki rahmet eserlerinden anlıyorum, ama bu eserler geçici olarak yaratıldığı için eserlerin kendileri fani, fakat yaratıcının merhameti bakidir. Ben artık bu fani tecellilerden bıktım. Fanileri yaşaya yaşaya, birinci bahar, ikinci bahar, hayatımın en gençlik baharı, orta yaşlık baharı, yaşlılık baharı derken gözlerim görmez, kulaklarım artık duyamaz oluyor, elim ayağım tutamaz oluyor. Artık bu baharları ben istemiyorum. Bu baharların güzelliklerinin merhametli yaratıcısının bizzat kendi merhametinin, kendi cemalinin muhatabı olmak istiyorum. Anladım artık. Bu kainatın sanii hem sanidir, sanatkardır, hem mücemmildir, her şeyi güzel yapandır ve sonsuz güzel yapandır, hem de merhametlidir, rahmeti sonsuz olandır. Ben onun rahmetinin bizzat kendisine muhatap olmak istiyorum. Rahmetin, sanatın, cemalin bizzat kendisini istiyorum dedirtiyor. Geçici fani tablolarını anladım artık canım, yeter dedirtiyor. Maşallah. Rahmana, huzuru Rahmana gitmek bin can ile arzu edilir. Bir seyahattir, belki bir saadettir. İhtiyarlığa doğru, ölüme doğru gitmek. Çok güzel bir seyahattir. Mevt bir seyahattir. Mevt bir saadet kaynağıdır. Artık bu güzellikleri, şu dünyadaki güzellikleri yaratarak bana kendisini tanıtanın bizzat kendisinin güzelliğinin ebediyen tecelli edeceği aleme gidiyorum. Rahman'ın
bizzat kendisinin müşahedesine gidiyorum. Hep burada Rahman'ın yansımalarını gördüm. Bir de kendisini görüyorum. Ölüm o kendisini görme seyahatidir. Beşincisi, vaktimiz bayağı ilerledi ama beşincisini de okuyalım. Beşincisi uzun. Beşincisine kalalım. Şimdi önce iyi dikkat ediyoruz. Birincisinde her insanın ihtiyarlamasındaki manayı dile getirdi. İkincisinde her insanın alakadarlık peyda ettiği her şeyin yavaş yavaş ayrılmasıyla o da onların gittiği yere gitmeye hazırladı. Üçüncüsünde insanın artık bu dünyada benim pek zevk alacak bir tarafım kalmadı. Buradan ayrılayım. Ben de kendi kendimi zaten ayakta tutacak durumda değilim de gerçeğini anlamasına vesile olacak şekilde yaratılışı anlattı. Dördüncüsünde iman ile bakıldığı zaman bu dünyadan ayrılışın yalnız kendimizin değil bütün yaratıkların ölüme mazhar kırılışının hikmetini anlattı. Ne kadar güzel olduğunu ve bu ölüm yokluk olmayıp yani bir kızmadır falan değil. Bilakis huzuruna çağırıyor. Bu dünyadaki gördüğümüz özelliklerin ebedi kaynağına gitmek olarak algılanmasının ancak iman ile mümkün olduğunu. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncülerde dikkat ederseniz iman etmeyenler de artık ben ölsem iyi olacak diyorlar. Neye? Dünyanın meşakkatinden kurtulmak için. Fakat iman eden ancak buradan gidiyorum, ölsem iyi olur da çok iyi bir yere gidiyorum zevkini, lezzetini taşıyor. O imandan geliyor. İman olmayanlar 1-2-3'te, iman olanla olmayanlar 1-2-3'te eşit muamele görüyor. 4'te, 4.sünde imanı olanların geleceğe, istikbale, ümitle bakmalarının mümkün olduğunu söylüyor. İmansızlar kendi ümitlerini kendileri kesiyorlar iman olmadığı takdirde. Beşincisinde ise Kur'an'ın terbiyesiyle nasıl görüyoruz bu olayı anlatacak. Kur'an'ı dinleyen insan anlatılacak. Yani belki iman ile ölüme bakmanın bir adım ötesini anlatacak. Onu ciddiyetle okuyalım. Daha bir şöyle dinlengin kafayla okuyalım inşallah. İnşallah önümüzdeki sohbetimizde pazar günkü sohbeti Mehmet Emin ayrıldı aramızda. Mehmet Emin yapmasını arzu ediyorduk. O yaparsa sonraki çarşamba günü değilse şartlarımız ne zaman Allah mümkün kılarsa o zaman beşincisinden itibaren Kur'an'ı dinleyen bir insan şu dünyanın faniliğinde nasıl yorumlar sorusunun cevabını okuyacağız. Bu ayeti kelimelerin tefsiri mahiyetinde inşallahurrahman. Benim söyleyeceğim bunlar, sizin söyleyecekleriniz varsa buyurun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.